bir öneri var. Bu konuyla ilgili bir öneri var. Özellikle Filistinlilerin, Gazzelilerin bu bölgeden İsrail sürme planını ortaya koyarken Jeff Halper tarafından ev yıkımları karşıtı kurul direktörü. CNN Türkiye konuştu ve İsrail işgaline karşı Osmanlı sistemini önerdiğini söyledi. Aslında bu haberi izlemek için ben bu başlığı yapmıştım. Izleyelim. Dilerseniz önce haberimizi izleyelim, ardından önemli bir haber. Güngör Bey sizinle devam edelim. Sonra Efe Bey'e döneceğiz. Dünyanın gözü Gazze'nin üzerinde, İsrail'de de ona karşı, saldırılara karşı çıkanlar var. Bunlardan birisi Dr. Jeff Halper yanımızda. Şimdi kendisine soruları soracağız. Welcome. Okay, thank you for having me. Israel thinks that it can... İsrail, Gazze'yi yaşanmaz bir yer haline getirebileceğini düşünüyor. Sonra Avrupa'ya, Amerika'ya ve alan tüm ülkelere Filistinlileri mülteci olarak göndermeyi planlıyor. Böylece Gazze'de Filistinlilerden kurtulacak. Batı Şeria'da da İsrail, Filistinlilerden kurtulmak istiyor. Zaten Batı Şeria'da İsrail kuralları geçerli ve %90'ı zaten gitti. Yani İsrail tüm Filistinlileri göndermeyecek. Kalan Filistinlileri, orada 6 milyon Filistinli var. Onları küçük bölgelerde, Batı Şeria'da, Doğu Kudüs'te, İsrail'de ve Gazze'de bırakacak. Onları bölgeden çıkaracak. İsrail'in bölgeyi işgal planını anlatan ev yıkımları karşıtı kurul direktörü Dr. Jeff Halper, İsrail Filistin topraklarında hiç Filistinli kalmasın, hepsi dünyaya dağılsın istiyor dedi. İsrail Mısır'a Filistinlileri göndermeyecek. İkinci nakbayı yapacak ki bunu söyleyen de İsrail hükümeti. Yine de bu gerçek tehlike değil. Asıl tehlike İsrail. Gazze'deki Filistinlileri mülteci yapacak. Onlara yaşayacak yer bırakmayacak. Tüm evleri yıkacak. Hiçbir yer kalmadığında insani yardım kisvesi altında ABD biz şu kadar mülteci alıyoruz diyecek. Kanada biz bu kadar alıyoruz diyecek. İngiltere diyecek ve Filistinliler bölünerek gönderilecek. Onlar mülteci yapacaklar. İsrailli bilim insanı Filistin ve İsrailliler için Osmanlı Devleti sistemini önerdi. Irk ayrımcılığının olmadığı bir ülkede birlikte yaşam mümkün dedi. Gelecek hakkında düşündüğümde hem Filistinliler için hem de ben gibi İsrailliler için Osmanlı Devleti gibi bir sistem hayal ediyorum. Toprağın herkese ait olduğu, Osmanlı'da devletler yoktu, milletler yoktu. Biliyorsunuz siz hepiniz bir arada yaşıyordunuz. İnsanlar her yere seyahat edebiliyorlardı, özgürdüler. Orta Doğu'da bu 100 yıl sonra bir kez daha olabilir bence. Toprak kimseye ait değildir, toprak herkese aittir. Herkes bunu eşit paylaşmalıdır. Bence plan bu olmalı. Osmanlı Devleti değil ama gelişmiş, aynı ideali paylaşan bir devlet olmalı. Bir ırka ait olan ülke, şiddet ve işkencenin temeli bundan geçiyor. So the land didn't belong, it belonged to...